Öncelikle oranın üzerine dur. Gece başhemşire yok. Servisleri gezen doktor yok. Bilmem ne, bilmem ne. Hiç kimse yok. Hastalar kaderine terk edilmiş vaziyette. Ben diyabet hastasıyım. Ara öğünü verilmesi gerekirken aşçılar vermiyor. Bu Çankırı Devlet Hastanesi'nde mi oluyor bu? Aynen bu. Kırklareli'deki yeni yapılan devlet hastanesinde. Aynen diyorum bakın. Aynen. Ey başhekim, duy beni. O hastaneye ya çeki düzen verirsin ya da 10 sene geriye gitmiştir. Bunun babalı boynuna. Ben bir hasta olarak, bir vatandaş olarak bu hakkımı sana helal etmiyorum. Peki nelerden şikayetçisin? Onları da söyle. Ya tedavide lakayt çalışmaları var. Ciddiyet yok. Temizliğe bir şey demiyorum. Şirket tamam. Eyvallah. Ne dersen yapıyorlar. Benim çarşamba ve nevresimi değiştiriyor. Evveliyatında yoktu. Ama şimdi düzelmiş. Sağlık memurlarının ve hemşirelerin dikkatsizliğinden hastalar mağdur. Kaderine terk edilmiştir. Başta ben olmak üzere. Ey başhekim, duy beni. Genel sekreter, duy beni. Peki sen yetkililere müracaatta bulundun mu? Bulundum tabii. Dilekçe mi verdin? Ayın 12'si şeyde, giden ayın 12'sinde şeyse kutuda benim dilekçem aynen var. Ne, aynen yazdım. Ne cevap verdiler peki? Hiç cevap geldi mi? Cevap yok. Adını, soyadını, adresini yazdın tabii, mı? Tabii tabii, hepsini imzam. İstese delikanlıysa arasınlar beni. Kaç gün kaldın sen orada? 12 gün kaldım ben. Hangi serviste? Hem de 314. numaralı odada yattım. Onu da söylüyorum. Ey başhekim, duy. Beni hiçbir zaman gördün mü? Görmedin. Ben sana sorumlu bir kişiyim. Ben varsam sen orada başhekimsin. Ben yoksam sen orada başhekim değilsin. Bunu bil. Görevini bil. Servisleri gez. Neler oluyor, neler bitiyor, bunları öğren. Eğer öğrenmek istemiyorsan o koltuk sana yakışmaz. Git tazminat at. Ver mahkemeye, ben hazırım.